sürecidir. Azerbaycan'da demokratik seçiminin ilk kazanan bir cumhurbaşkanıdır. Biliyorsunuz 93 yılında, 98 yılında, 2003, 2008, 2018 yıllarında Azerbaycan'da demokratik seçimler bazen hasar görmüştür. Özellikle 2003 yılında Azerbaycan'da demokrasimize hasar görülmesi durumu olmuştur. 2013 yılında da böyle bir demokrasimizin hasar görülmesi durumu olmuştur. Çünkü seçimleri tabii ki kazanan taraf demokrasimizi hizmet etmemiştir. Demokrasimizin yıkılması, yani anayasanın çiğnenilmesi, anayasayı yıkmak için ve devleti ele geçirmek için yapmışlardı. Yani darbe yapmak için 2003 yılında İsa Gamber ve 2013 yılında ise Camil Hesenli darbe girişimini, darbe yapmak için demokrasini yıkmak ve anayasayı çiğnemek, anayasa düzenini, anayasanı değiştirmek teşebbüsünde bulunmuştur. Ve 2009 yılında da böyle bir şey, böyle bir deneme yapılmıştır. Yani Ebu Fez Elçi Bey demokrasinin aslında tacıdır. Ve Ebu Fez Elçi Bey'den çok şeyler öğrenmişiz ve bana kalırsa Ebu Fez Elçi Bey'in düşüncelerinin, ideolojisini, yani milletleşme, devletleşme ve bütünleşme tezlerini yeniden bakmamız lazım. Maalesef insanlarımız, aydınlarımız diktatörlüğü ve totaliter bir düşünceni şahıslara bağlıyorlar. Ve o nedenle muhalefet partilerinin her zaman Resulzade'ne Ebu Fez Elçi Bey'i totaliter ve otoriter bir düşüncede sevmeleri, sevdirmeleri, yalakalık yapmaları hiç de hoş değil. Ve bu Rus KGB'sinin Rus istihbaratına ve Rus emperyalizmine hizmete eşittir. Biz Milli Feodali Hareketi olarak böyle şeye kötü bakıyoruz. Ve bugün ben ziyaret zamanı bunu gördüm. Açık şekilde gördüm. Ve hiçbir gencin buna itiraz etmediğini gördüm. Nasıl bir zihniyet, nasıl bir düşünce ya? Yani Ebu Fez Elçi Bey onların lideri midir? Bu milletin lideri midir? Yoksa şahısların mı lideri midir? Yani onun döneminde başbakan olan, devlet kurumlarında çalışan, milletvekili olan insanların mı lideridir? Yoksa bu milletin, bu devletin mi lideridir? Bunu hala çözemiyorlar. Ve hala Ebu Fez Elçi Bey'i otoriter ve totaliter bir düşüncede onu sevdirmeye çalışıyorlar. Bolşevik ve komünist düşünceye karşı mücadele eden bir şahsı şu anda öyle bir şekilde dizayn ediyorlar. Rus KGB'sinin ajanları olan Arif Hacılı, İsa Gamber, Ali Kerimli tarafından onlar hedefe alınıyor. Ebu Fez Elçi Bey, Resulzade hedefe alınıyor. Ve bunların öğrenilmesi, onun ideolojilerin öğrenilmesini engelliyorlar. Sovyetlerden çıkmış, Sovyetler Birliği'nin yetişmiş insanlar kendilerini aydın zannediyorlar. Bu asla bir doğru bir tercih değil ve böyle düşüncelerle hiçbir zaman toplum, gençlik yetişmez ve gelişmez. Ve biz buna itirazımız budur. Ve biz Resulzade'ni, Ebu Fez Elçi Bey'i, Haydar Aliyev'i eşit şekilde, eşit şartlarla seviyoruz. Çünkü onlar devletin cumhurbaşkanlarıdır. Devletin kurucularıdır. Ve devletin kurulmasında katkıda bulunan insanlardır. Ve biz böyle bir düşüncenin, böyle bir zihniyetin asla kabul etmiyoruz. Totaliter ve otoriter düşünceni asla kabul etmiyoruz. Ve böyle düşünceni insanlara sunan bu muhalefet liderlerinin, Resulzade'nin cumhuriyetçi, Ebu Fez Elçi Bey'in demokrat bir lider olduğunu unutuyorlar. Neden pratik alanda gençlere söz hakkı tanımıyorlar? Demokrasi, demokrat bir liderin, demokrat bir cumhurbaşkanının yakışacak bir şey değil. Ve hiçbir zaman Ebu Fez Elçi Bey hiçbir vatandaşa öyle bir yaklaşımda bulunmamıştır. Devlet yönetiminde böyle bir şeye müsaade etmemiştir. Antidemokratik ve otoriter bir düşünceni asla kabul etmemiştir. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Başbakan Adnan Menderes döneminde de böyle bir durum vardı. Adnan Menderes de kendi akrabası olan Dışişler Bakanı Hatip Rüştü Zorlu'ya da arıza eleştirmiştir. Diyor ki Savunma Bakanlığı bu meselelerde darbe girişimiyle ilgili hiçbir istihbarata vakıf değil. O devleti kontrol edemiyor. Diyor ki sana bağlansın. Diyor ki bu otoriterliktir. Bu diktatörlüktür. Yani Ebu Fez Elçi Bey şu anda insanlar diktatör gibi, diktatörlük bir zihniyette onu anlatmak istiyorlar. Yani ben böyle bir şeye katılmıyorum ve biz böyle bir şeye katılmanı doğru bulmuyorum. İdeallarına
ve düşüncelerine hizmet etmesini talep ediyorum. Ebu Feyz Elçi Bey tüm kurumlarının eşit şartlar altında ve yalnız iç işlerinin, yani vatandaşların hukuk ve güvenliği için çalışmalar için onların hiçbir görevlerine karışmamıştır. Cumhurbaşkanı dış işlerine diplomasiyle uğraşan ve uluslararası hukuk, uluslararası diplomasinin sağlanması için çalışan bir cumhurbaşkanı vardı. Ben böyle düşünüyorum ve bizim cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev, Ebu Fez Elçi Bey ideolojisine, Ebu Fez Elçi Bey idealarına tamamen samimi kalpten hizmet ettiğini düşünüyorum. Ve eğer Özbekistan'ın büyük elçisiyle görüşüyorsa ve Türkiye Cumhurbaşkanı'yla tüm uluslararası projelerde birlikte hareket ediyorsa ve Bağımsız Devletler Birliği çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetlerle ilişkilerini iyi koruyorsa, bunun cevabı budur. Ve bana kalırsa Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev, Ebu Fez Elçi Bey siyasetine dönmesi, Ebu Fez Elçi Bey siyaseti açısından çalışmalar yapması, Rus yönümlü ajanlarının valilikte, bakanlar kurulunda, administrasyonlarda çalışan ajanlarının artık devlet kurumlarından çıkarması ve onlarla ilgili soruşturmalar, operasyonlar düzenlemesi ve devlet tehlikesizlik hizmeti adlanan iç istihbarat biliminin bu işlerde çok profesyonelcesine çalışmalar yapması bizi mutlu eden durumdur. Ve biz devletimizin bekasını, milletimizin bekası için çalışan bir teşkilatız. Ve biz Turan Derin Devlet felsefesi için çalışan bir teşkilatız. Tabii ki bizim düşüncemiz, zihnimiz itibariyle Ebu Fez Elçi Bey'in, Haydar Aliyev'in ve İlham Aliyev'in siyasetine, Resulzade'nin, Ahmet Beyoğlu'nun düşüncelerine dayanır. Ebu Fez Elçi Bey bize kalırsa bütün Azerbaycan düşüncesinin banisidir. Haydar Aliyev derin devlet felsefesinin banisidir. İlham Aliyev ise bizim şu andaki Cumhurbaşkanımız, Ali Baş Kumandanımızdır. Ve her an biz savaşa hazır olmamız lazım. Biz Tebriz'i de, Derbend'i de, Göyçe Mahallesi'ni de, Zengezur'u da geri almamız gerekir. Bu bizim ata topraklarımızdır. Ve Ermenilerden, Ruslardan, Farslardan, Gürcülerden...